Ben sorarım, ben de cevaplarıma hoş geldiniz. Hocam, sen nasıl geldin ya, nasıl geçtin? Ya geçen bir büyü yaptım ben. Ağacın bu tarafından geçebilmek, öte tarafına geçebilmek için falan. Sonra unuttum onu kaldırmaya. Dükkandan çıkıyorum, kapıyı açıyorum, çıkıyorum, hop bir bakıyorum buradayım. Falan. İlginç. Hocam bizim de bir büyü işimiz olacak. Yayından sonra bakalım mı? Olur, bakarız. Hocam, bu haftamızın sorusu şöyle. Tilkin çorabı nedir? Faydası nedir? Niye almalıyız? Niye kullanmalıyız? Bunu bize açıklar mısınız? Çok merak ediyoruz. Evet, ya tilkin çorabı aslında baktığınızda epey pahalı. Aslında sahneyi bana bırakabilirsin. Oo, tabii ki. Teşekkür ederim. Eyvallah. Tilkin çorabı aslında baktığımızda birazcık pahalı bir çorap. Nasıl pahalı? Normal çoraplara kıyasla hani normal bir çorabı 25-30 TL'ye alabilirken hani iyi pamuklu bir çorap bilmiyorum fiyatı ne kadar şu an. Hani iyi bir trekking çorabı için 150-200 hatta 300-400 TL'ler harcamanız olası. Geçen çorap tanıtımı yaptığımda ben tabi Sealskins'in hiking çorabını 25 pound'a aldığımı söylemiştim ki bu indirimli hali. Hani normal fiyatı 45 pound. Baktığımızda bugünün kuruyla 450-500 TL yapıyor hani indirimsiz hali. Kim bu kadar parayı bir çoraba niye versin? Aslında çok basit. Yürüyüşlerde en önemli 3 şeyden birisi çoraptır. Diğer ikisi, biri sağlık, öteki ise trekking ayakkabısıdır. Çorap niye bu kadar önemli? Çünkü yürüyüşte ayağımız ne kadar kuru kalırsa, ne kadar sıcak kalırsa ve ne kadar çok konforlu olursa o yürüyüş inanın o kadar çok keyifli olacaktır. Aksi takdirde nem olur? Ayağınız su toplar, şişer, sağa solu ağrımaya başlar ve yürüyüş boyunca sürekli ayaklarınızın ağrıdığını ve o sorunu sürekli hissedersiniz. Örneğin normal günlük hayatta giydiğimiz pamuklu çorapların problemi ne? Trekkingde niye giyemeyiz? Çünkü bir trekking aktivitesinde ya da hikingde herhangi bir doğa yürüyüşünde çok fazla kilometre yürüyoruz, saatlerce yürüyoruz. Pamuklu çoraplar ayağımızdaki teri emiyor. Emdikten sonra da ayakkabı içerisinde de sürtünme yaparak ayaklarımızın su toplamasına neden olabiliyor. Ve pamuktan dolayı teri emer ve kolay kurumaz, iyi havalanmaz. Ne yazık ki böyle bir problemi var. Ayakkabının içinde de kapalı kaldığı için o teri dışarı atması gerekir. Atıp ve kuruması gerekir. Pamuklu çoraplar bunu sağlamadığı için trekking çorapları kullanıyoruz biz. Trekking çoraplarının en büyük özelliği ise teri dışarı atması, ayağınızı kuru ve sıcak tutması. Aynı zamanda yürüyüşte ayağınıza destek olması. Bazı trekking çoraplarının parmak ve topuk kısmı daha kalın olur. Genellikle yaz için ayarlanmış, üretilmiş çoraplar böyle olur. Çünkü o taraflara daha fazla destek koyarlar ki yürüyüşte ayağınız su toplamasın, ayak daha konforlu olsun. Ben en çok şey tercih ediyorum. Merinos yününden, aslında merinos koyunundan üretilmiş, merinos koyunlarından alınmış, merino yününden üretilmiş trekking çorapları benim bir numaralı tercihim. Aslında tamamen merino yününden üretilmiyor. Yaklaşık %35-%40'lık bir civarı merino yününden oluyor. Merino yününün özelliği ne? Diğer yünlerden farkı ne? Daha ince, daha esnek ve daha dayanıklı olması. Aynı zamanda insan vücut sıcaklığına da çok daha iyi adapte olabilmesi. Yani sıcak havalarda ayağınızı biraz daha serin tutar, soğuk havalarda ise ayağınızı biraz daha sıcak tutar. Bu yüzden merino yününden üretilmiş çorapları almaya dikkat edin. Dayanıklıdır. Merino yünü aynı zamanda ayağınızda kokuya neden olan bakterileri hapseder, dışarıya çıkmasını engeller ve böylece ayağınız çok daha az kokar. Genellikle akrilik ve polyester gibi malzemelerden üretilmiş trekking çoraplarının en büyük problemi koku olayıdır. Sabah çıkarsınız yürüyüşe tertemiz bir çorapla, akşam döndüğünüzde ayağınız leş gibi kokar. Yani
merino yününden üretilmiş bir çorap da birkaç gün üst üste giyebilirsiniz. Problem yok. Yani koku anlamında söylüyorum. Çünkü trekkinge çıktığınızda dağın başında bir yerde sürekli çorap yıkama, temizleme imkanınız olmayacak. Bu yüzden de bizim için önemli. Bunlara ek olarak şunu söyleyebilirim. Bazı hiking çorapları aynı zamanda waterproof olur. Yani ıslanmaya karşı da dayanıklıdır ve çabuk kururlar. Özellikle Sealskins diyeyim, daha düzgün telaffuz edeyim, beni taşlamasınlar. Çorabı çok başarılı hani bu anlamda. O yüzden teri dışarı atıyor, çabuk kuruyor, waterproof ve merino yününden üretilmiş. Yürüyüş bittiğinde aracınıza döndüğünüz anda ayağınız sıcacık. Yani bu gerçekten çok önemli. Değer mi bu kadar para vermeye? İnanın değer. Ben hani farklı model trekking çorapları, trekking ayakkabıları, pamuklu çoraplar hepsini denedim. Bu çorapları aldığımızda da aslında her gün giymiyoruz. Aktivite boyunca giyiyoruz. Bir çift ya da iki çift almak artık hani bizi birkaç yıl boyunca bütün yaptığımız aktivitelerde kullanmamızı sağlar. Türkiye'de bulabileceğiniz trekking çoraplarına baktığımda yaklaşık 4-5 farklı kamp malzemeleri satan siteyi inceledim. Çoraplara baktım. Birçok çorap stokta yok diyor. Var olan çoraplar ise genelde kışlık çoraplar. Onlar daha çok merino yününden üretilmiş. Yazlık çorap olan birkaç site buldum. Bunlarda da genellikle polyester ya da akrilik gibi malzemeler yoğunluktaydı. Dediğim gibi bunların problemi tamam termaldir, teri dışarı atar, ayağa güzel destek olur, biraz daha hani yumuşaktır, iyidir, hoştur ama koku olayı berbattır. Ve bir merino yününden üretilmiş bir çorap kadar yalıtım, esneklik ve dayanıklılık sağlamaz. Varsa aklınıza takılanlar, hocam şu çorap nasıldır, hocam demeyin de hani şu çorap nasıldır diye sormak istediğiniz bir almayı düşündüğünüz bir çorap varsa alta linkini ekleyin. Sorunuzu sorun. Ben de bakayım, inceleyeyim, cevaplayalım. Beraber yorum yapalım. Diyeceklerim şimdilik bu kadar.